Arkadaşlar tekrardan merhaba. Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi maymuşumuzun ikinci videosunu çekmek istiyorum. Parçaları yapmak istiyorum. Kafadan başlamadan önce şimdi ağız kısımlarını yapacağım. Çünkü gözler ağızda takılı olacak. Sonra kafayı öreceğiz. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Krem rengi, yani ter rengi ipimle. Krem değil, ter rengi. 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamı kapattım. İkinci sıramda arttırma yapıyorum. Altı tane arttırma yapıyorum. Her sık iğne içerisine 6 adet arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane daha yapıyorum. Ve ikinci sıraya geçiyorum. Bir işaretçi alabilirim. Üçüncü sırada bir sık iğne, bir arttırma. 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 Alttaki ipi de sıkıştırıyorum. Sağlam olsun diye. Mecbur değilsiniz ama sağlam oluyor, yani güzel oluyor. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Evet, bir sık iğne, bir arttırma olacak şekilde 3. sıramızı yaptık. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Şu an 18 sık iğnemiz var. 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 2 sık iğne, bir arttırma. 1, 2 arttırıyoruz. 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 Evet, 2 sık iğne, bir arttırma olacak şekilde 4. sıramızı yaptık. Şimdi 5. sıramıza geliyoruz. 3 sık iğne, bir arttırma. 1, 2, 3 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 5. sıramızda 3 sık iğne, bir arttırma yaptık. Şu an 30 sık iğnemiz var. 6. sıramızda 4 sık iğne, bir arttırma. 1, 2, 3, 4 arttırıyoruz. 1, 2, 3 arttırıyoruz. Pardon, 4 arttırmaydı. 3, 4 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 4 sık iğne, bir arttırma olacak şekilde 6. sıramızı yaptık. Şimdi 7. sıramızda 5 sık iğne, bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5 arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4,
5 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 arttırıyoruz. 1 kez 1 2 3 4 5 arttırıyoruz. Şimdi 8. sıramızda 6 sık iğne 1 arttırma. 1 2 3 4 5 6 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne 1 arttırma olacak şekilde devam edelim. Bu parçayı arkadaşlar burada bitiriyoruz. Toplamda 48 sık iğne oldu. İlmeğe kaydırma yaparak kapattım. Şimdi diğer parçayı yapacağız. Ay, siz uzun kesin arkadaşlar. Ben kısa kestim. Hayır, siz uzun kesin. İpi dikeceğimiz için bir an dalgınlığıma geldi. İpi lütfen uzun kesin. Dikeceğimiz için çünkü. Bir anda bir şok yaşadım. Şimdi arkadaşlar ağızda ikinci parçayı da örelim. Sonra kafayı öreceğiz. Yine krem rengi ipimle sihirli halkamı oluşturdum. 6 adet sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Halkamı kapattım. İkinci sırada 6 tane arttırma yapıyoruz. 6 tane arttırmamızı yapıyoruz. 2. arttırmamı yaptım. 3. arttırmamı yapıyorum. 4. arttırmamı yapıyorum. 5. arttırmamı yapıyorum. Ve 6. arttırmamı yapıyorum. Şimdi 3. sırama geçiyorum. 4 tane arttırma yapıyorum arkadaşlar burada. 1 2 3 4 4 tane arttırma yaptım. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 Yine 4 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 Ve tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ben işaret koymuyorum ki birlikte örelim arkadaşlar. Şimdi 4. sıramda sırayı da söylemeye gerek yok. Birlikte örelim. Olur. Bir sık iğne. Üç tane arttırma. Bir. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma.
Şimdi 3 sık iğne. 1 2 3 Şimdi arttırma yapıyorum. Yine 3 tane arttırma olacak. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 3 tane arttırma yapıyorum. 2. arttırmamı yaptım. Ve 3. arttırma. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bu sırada bu şekilde 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi bir arttırma. Bir sık iğne. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. Bir kere yaptım. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bunu 3 kere tekrarlıyoruz arkadaşlar. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi yine bir arttırma. Bir sık iğne. 3 kere tekrarlıyorum. Bir arttırma. Bir sık iğne. Son kez. Bir arttırma. Bir sık iğne. Şimdi 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Yine bir arttırma. Bir sık iğne. 3 kere tekrarlayacağım. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Arttırma yaptım, yapmadım. Bir arttırma. Bir sık iğne. 3 kez tekrarlamış oldum. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. 3 kere tekrarlıyoruz. Bir arttırma, bir sık iğne. Ve son kez bir arttırma. Bir sık iğne. Ve pardon şurada. Bir arttırma.
1 sık iğne ve 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir arttırma. 2 sık iğne. 1 2 3 kere tekrarlayacağız. Bir arttırma. 2 sık iğne. Bir arttırma. 2 sık iğne. Şimdi 9 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bir arttırma. 2 sık iğne. Bir arttırma. 2 sık iğne. Bir arttırma. 2 sık iğne. Ve son 3 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şöyle bir işareti koyalım. 3 sıra boyunca hiç arttırmasız kaç sık iğne olduysa hiç fark etmez, şaşırmış olabilirsiniz. Yani 100'e zaten bunu bu şekilde koyacağımız için burada dediğim gibi sayı çok önemli değil. Yani 42 olabilir. Genelde 42 olması gerekiyor. Ama hani 43 çıkabilir, 44 çıkabilir, atlamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan şu şekli alması. 3 sıra boyunca arkadaşlar dümdüz örelim. Bu parçayı bitireceğiz. İpini uzun kesip bırakalım. Sonra kafadan devam edelim. Evet arkadaşlar, ağız kısımlarını tamamladık. Şimdi kafaya geliyoruz. Kahverengi ipimizi aldık. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 6 adet sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Halkamı kapattım. 6 tane arttırma yapıyorum. İkinci sıramda 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 3. sırada 1 sık iğne 1 arttırma yapacağım. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir
bir arttırma. Son kez. Bir sık iğne ve bir arttırma. Evet, bir sık iğne bir arttırma olacak şekilde 3. sıramızı tamamladık. Şu an 18 sık iğnemiz var. 4. sıramızda 2 sık iğne bir arttırma. 1 2 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 2 sık iğne bir arttırma olacak şekilde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 3 sık iğne bir arttırma. Şu an 24 sık iğnemiz var. 1 2 3 4. arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sırayı da tamamlayalım. 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. 4 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5. arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sırayı da tamamlayalım. 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde 6. sırayı tamamladık. Şu an 36 sık iğnemiz var. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. 5 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 7. sıramızda 5 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi 8. sıramızda arkadaşlar bir sıra düz örüyoruz. Şu an 42 sık iğnemiz var. 42 sık iğne örelim. Sonra 9. sırada birlikte devam edelim. 8. sıramızı 42 sık iğne olacak şekilde ördük. Şimdi 9. sıramızda 6 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 ve 7.yi arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde 9. sıramızı yaptık. Şu an 48 sık iğnemiz var. Şimdi 10. sıramızda 7 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyoruz. Bu sırayı arkadaşlar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yapalım. 54 sık iğnemiz olacak. 11. sırayı da dümdüz 54 sık iğne örelim. Bu sırayı 7 sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. 10. sıramız. 11. sırayı da dümdüz hiç arttırmasız 54 sık iğne örelim. Sonra birlikte devam edelim. 11. sırayı da 54 sık iğne olacak şekilde yaptık. Şimdi 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızda 8 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve arttırıyoruz. 9. arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. 8 sık iğne bir arttırma olacak şekilde 12. sıramızı yaptık. Şu an 60 sık iğnemiz var. Şimdi 13. sıramıza geçiyoruz. 9 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 9 sık iğne bir arttırma olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet, 9 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi arkadaşlar gövdeniz mesela nasıl diyeyim? Gövdeniz küçük olduysa kafa birazcık daha büyük olması lazım. Yani şöyle baktığımda böyle
şu şekilde göstereyim. Sanki maymunların kafası biraz daha büyük olduğu için ben bir sıra daha arttırma yapacağım. Bunu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani daha gövdeniz daha büyük olduysa ya da küçük olduysa kafanın daha büyük olması için kafayı siz arttırın. Yani ona göre yapın. Ben 10 sık iğne bir arttırma daha yapıp sonrasında azaltmalara geçeceğim. Şimdi bu sırayı da ben 10 sık iğne bir arttırma yapacağım. Ama sizin ipiniz kalın olmuş olabilir. Şu an gördüğünüzden daha büyük olmuş olabilir. O yüzden siz 9 sık iğne bir arttırma da bırakın arkadaşlar. Ben biraz sık ördüğüm için, biraz da gövdeden büyük kafa olmasını istediğim için 10 sık iğne bir arttırma yapacağım. Ben 10 sık iğne bir arttırma yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, siz daha küçük bir kafa isterseniz 9 sık iğne bir arttırma da bırakın. Ben birazcık daha büyük kafa olmasını istiyorum. Hatta ağızla diğer ağızları da birer sıra belki çoğaltabilirim. Zaten diğerini çoğaltamayız da şu 8, 6 sık iğne bir arttırmaya kadar geldiğimiz 48 sık iğneyi 7 sık iğne bir arttırma yaparız. İpi tekrardan bağlarız, sorun değil. Ama deneriz. Dikerken küçük gelirse birer sıra arttırabiliriz onları. Bu tarif çeviri olduğu için arkadaşlar çok bazı yerleri yanlış çevrilmiş. Ben onları düzeltmeye çalışıyorum. Sağ olsun arkadaşım çevirmiş ama bazı yerlerde hata var. O yüzden onları düzeltmeye çalıştığım için biraz eklemeler yapıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Gövde mesela çok küçüktü kafaya göre. Gövdeyi biraz büyüttüm. Şimdi kafa da küçük kalıyor gövdeye göre. Onu büyütmeye çalışıyorum. O yüzden bu şekilde bazen muallakta kalıyorum. Şimdi arkadaşlar 10 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ben 14. sıramı yaptım. Ama siz 9 sık iğne bir arttırma yaptıysanız siz 13. sırada bıraktınız. Şimdi benim 72 sık iğnem var. 10 sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan 72 sık iğne öreceğim. Eğer siz 9 sık iğne bir arttırmada bıraktıysanız siz de 66 sık iğne örün. Ama benim gibi büyük yapacaksanız kafayı 72 sık iğne ise 10 sıra boyunca 72 sık iğne örelim. Videoyu durduralım arkadaşlar. 10 sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan dümdüz örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet, 10 sıra boyunca dümdüz ördük. Dediğim gibi daha küçük yapacaksanız belki benimkinin kafası biraz büyük olur ama ben şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Büyük olursa ben size videonun başında uyarımı yapacağım. Hani 9 sık iğne bir arttırmaya kadar yapın derim. Ya da kafası güzel olursa hani size de videonun başında 10 sık iğne, 10 sık iğne bir arttırmaya kadar gidin derim. Yani bir önce bir ben yapayım. Ben kendimi tehlikeye atayım. Size atmayayım. Zaten videonun başında söylemiş olacağım bunu. Şimdi 10 sıra boyunca yaptık. Evet arkadaşlar, bu sırada 10 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz 9 sık iğne yapıyorsanız 9 sık iğne bir azaltma. Ben 10 sık iğne yapmıştım arttırmalarda. 10 sık iğne bir azaltma olarak başladım. Sıra sonuna kadar 10 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet, 10 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi bir sonraki sırada 9 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 4 24. sıramızdayız bu arada. 5 6 7 8 9 azaltıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bulanık mı diye bakıyorum da. 7 8 9 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 9 sık iğne bir azaltma. 9 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi
Bir sonraki sıraya, 25. sıramıza geçiyoruz. 8 sık iğne, 1 azaltma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet, 8 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle, ağız kısmında birinci parçamız vardı. Birinci ördüğümüz parça, hatırlarsınız, 48 sık iğneye kadar gelmiştik. 6 sık iğne bir arttırma. İsterseniz onu da bir sıra daha 7 sık iğne bir arttırma yapın arkadaşlar. Çünkü kafa büyükse ağız küçük gelebilir. Ben onu zaten dediğim gibi videonun başında söyledim. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde olacak. Diğeri de, hani diğerini ördük ya, yapmadan, işaretçi koymadan arkadaşlar. Onu da şöyle buna koyacağız. Evet, şu an tuhaf değişik bir şey gibi görünüyor ama. Önce gözlerimizi buna yerleştirmemiz gerekiyor. Daha küçük göz de koyabiliriz. Daha büyük. Yani büyük olmasa da olur. Çünkü maymuşta çok büyük göz olmaz. Ama bu iyi gibi. Şu parçada 5 ya da 6. sıraya koyacağız arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela şuraya takacağız. Şöyle kafayı da alalım ki. Hemen bakacağım. Ayarlamaya çalışıyorum. Sanki birini şöyle taksak. Arasında 9 sık iğne kalacak çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, yani şöyle. Yani sondan 1, 2, 3'üncüye. Şöyle deneyelim. Şimdi kafaya bunu koymak zorunda olduğumuz için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncuya takalım. Yamuk olursa düzelteceğiz. Bakalım. Ben şu parçayı bir ütülemek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra gözleri takacağım. Bir ütüleyeceğim. Düz, daha düzgün olsun. Evet, ütüleyince daha iyi oldu. Şimdi öteki parçayı zaten 3 sıra daha ben öreceğim. Örmedim onu. Kolay gibi görünüyor ama inanın zor bir maymun. Şöyle düzgün yapmaya çalışıyorum. Çirkin durmasını istemiyoruz. Nasıl durmalı diye bakıyorum. Şöyle iyi gibi. Şimdi tekrardan bir şuraya taksak, bir de şuraya taksak. Bu ayarlamayı kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl durduğuna bakın. Çünkü sayılarınızı aynı olsa da ipler değişik oluyor. Bu biraz yukarıdan oldu. Bir aşağıdan yapalım. Şöyle. Sık iğnelerim düzeliyor, merak etmeyin. Evet. Burası iyi gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu da şöyle takalım. Küçücük bir parça ama ne kadar uğraştırıyor işte. Sanki bu sefer olmuyor gibi.
1, 2, 3. de 1, 2, 3. Tamam. Şimdi bunu kafaya yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kafada da şöyle 15 ve 16. sıralara denk gelmek zorunda. Onu da hemen ayarlayalım. Biz bir büyük yaptığımız için daha şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle gelmek zorunda. Gözler şu sıraya gelmek zorunda. Yani şöyle. Hatta bir alta yapalım. Yani gözleri şöyle buraya da takacağız arkadaşlar. Gözler buraya gelecek. Bakalım. Ortalayalım önce. Şöyle tam ortalayarak. Mesela nereye denk geliyor? Şöyle bir yer açalım. Birinciyi koyduktan sonra ikincisi kolay olacaktır. İlk defa ben de böyle bir şey yapıyorum. Genelde hep ayıcıklar falan yaptım. Olacak gibi. Şimdi bunu böyle koyduk arkadaşlar. Şöyle ortalayarak. Kendiniz onu ortalayın. Hemen denk gelen yer neresi? Şöyle yaptığımızda çok da germeyelim. Bence oldu gibi. Zaten daha burun gelecek. Bunu dediğim gibi biraz daha öreceğim şu şekilde. Bence gayet oldu. Şimdi örmeye devam edelim arkadaşlar. Bunu sonra dikeceğiz. İsterseniz şimdi de dikebilirsiniz. Sonra da dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben onu size bırakıyorum. Benim maksadım şu an bunu size gösterebilmekti. Tabii şeyleri de koyuyoruz. Vidalarını da takıyoruz gözlerimizin. Şimdi kafaya devam edeceğiz. En son 8 sık iğne bir azaltma yapmıştık. Şimdilik bu fazla ipi şöyle içine koyuyorum. Sonra doldurduğumuzda alırız. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 26. sıramızda 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 azaltıyoruz. Nasıl ki 10 sık iğne bir arttırmaya kadar geldiysek azaltmalarda da 10 sık iğne bir azaltmadan başlayıp 9, 8, 7 o şekilde gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Doldurmadan önce de dikebiliriz. Doldurduktan sonra da dikebiliriz ağız kısmını. Nasıl isterseniz. Daha şey durmasını istiyorsanız şimdi de dikebiliriz. Birazdan dikeriz. Şöyle tamamen bir tamamlasın. 1 2 3 4 5 6 7 Azaltıyoruz. Ağızları o yüzden önceden ördük arkadaşlar. Çünkü kafayla birlikte yapılacağı için. Hani önde demiş olabilirsiniz. Yani kafayı örmedik. Neden ağız örüyoruz? Bu yüzden. 1 2 3 4 5 6 7 azaltıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Azaltıyoruz.
Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma. 7 sık iğne bir azaltma olacak şekilde yaptık. Şimdi 6 sık iğne bir azaltmaya geldik. 27. sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim arkadaşlar. 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde bu sıramızda tamamladık. Şimdi 28. sıramızda 5 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 4 5 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde bu sırayı da tamamlayalım. 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde yaptık. Arkadaşlar isterseniz dediğim gibi önce bunu şöyle güzelce bir dikin. Sonrasında doldurma yapabilirsiniz. Ben bundan sonra dikeceğim. Doldurduktan sonra dikince biraz böyle sıkıyor. Yani kafanın şeklini bozuyor. O yüzden başta dikmek daha iyi. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4, azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma. Şimdi dikelim arkadaşlar. Zaten sonrasında son bir sıramız kalıyor. Şimdi güzelce yani hiç böyle germeden şu şekilde güzelce dikelim. İpimi karıştırmadan. Bir de düz olmasına dikkat edelim. Gayet de maymuna benzedi. Çok da tatlı oldu. Dediğim gibi isterseniz doldurduktan sonra dikin. Bunu tamamen size bırakıyorum. Böyle gerebilirsiniz de. Doldurduğunuzda zaten o yerini bulacak. Şöyle ben bir yerden girdim. Alttan şöyle elinizi koyup destek olursanız daha iyi olur. Size daha kolaylık olur. Bakın şöyle parmaklarınızı şöyle yukarıya çekerek de yapabilirsiniz. Ne kadar çeksek o kadar yukarıya çıkar çünkü. Şöyle. Bakın şöyle uzattım. Bir üste çıkardım. Yani onu kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şu şekilde düzenli bir şekilde dikelim. Ben göstermek istedim şu şekilde. Dikelim sonra birlikte devam edelim. Evet dikme işlemini yaptık. Şimdi son sıramızı da yapalım. Ben şurayı ondan sonra dikeceğim. Şu son kısmı bıraktım. Alt kısmına. Şimdi doldurma işlemini yapabiliriz şimdi arkadaşlar isterse. Hatta doldurmayı yapalım sonra son kısma dikelim. Böyle ani kararlar alıyorum. Videolarda hep şey çalışmayı seviyorum. Doğaçlama. Yani sürekli tarife uygun gitmiyorum. Çünkü bir şeyini düzeltmek istiyorsam atıyorum tarifte herhangi bir tarifte hoşuma giden bir şey yoksa ben onu düzenlemek istiyorum. O yüzden şimdi doldurma işlemini yapalım arkadaşlar. Doldurma işlemimizi yaptık. Şimdi son sıramızı yapalım ve bitirelim. Kafayı da bitirmiş olacağız.
Güzelce dolduralım tabii. 1, 2, 3, azaltıyoruz. 1, 2, 3, azaltıyoruz. Sıkı ve şekilli dolduralım arkadaşlar. Ben birazcık daha dolduracağım sonra. 1, 2, 3, azaltıyoruz. Altına mahsus dikmedim ki şimdi. Önce bir azaltmamı yapayım, sonra dikeceğim. 1, 2, 3, azaltıyoruz. Burası kapanacak zaten. Diğer ağız kısmı gelecek. 1, 2, 3, azaltıyoruz. Bir, iki, üç ve son azaltmamızı yapıp kafadaki son sıramızı tamamlamış oluyoruz ve kafamızı bitirmiş oluyoruz. Şöyle ilmek kaydırmayla kapatıyorum ve ipi uzun kesiyorum gövdeye dikeceğimiz için. Güzelce dolduralım arkadaşlar. Şekilli olsun. Benimki az geldi. Birazcık daha dolduracağım. Şekillendireceğim. Şöyle. Gözlerimi de düzelteyim biraz. Şunu da ördükten sonra şöyle. Bu şekilde bir burun. Ağız burun olacak ona. Şöyle. Kafa bitti arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda bir de kulakları da yapmak istiyorum. Ondan sonra bir sonraki videoda hem birleştirmeyi bir de kapşon yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım. Kapşon yapıp yapmak istemeyenler direkt kapşonsuz da kullanabilirler maymuncuğu. Ama bir de kapşon yapmayı da deneyeceğiz. Şimdi kulaklara geçebiliriz. Kulaklar arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Şimdi koyu kahverengiyi alıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. 6 adet sık iğne yapıyorum. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamı kapattım. 6 tane arttırma yapıyorum. 12 sık iğne elde edeceğiz. Birinci sık iğnemi arttırmamı yaptım. İkinci sık iğnemi arttırmamı yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi arttırmamı yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi. Beşinci sık iğnemi arttırmamı yapıyorum. Ve son. Bu dış kulak oluyor. İç kulakta da krem rengi iple yapacağız. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. İşaretçi koyun isterseniz arkadaşlar siz. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne bir arttırma. 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne bir arttırma. Söküldü. Bakacağım hemen. Bir sık iğne bir arttırma. 6 kere tekrarlıyoruz. 18 sık iğne elde edeceğiz. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne bir arttırma.
Sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tane daha yapıyorum. 5 kere yapmışım demek ki. Bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. İsterseniz işaretçi koyalım. Bir, iki, arttırıyoruz. 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 Şu an 24 sık iğnemiz var. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kafada benim kadar büyük yapmadıysanız kafayı, yani 9 sık iğne bir arttırmada bıraktıysanız bu kadar büyüklük yeter. 3 sıra düz öreceksiniz. Ama benimki gibi büyük yaptıysanız arkadaşlar 1 sıra daha arttırma yapalım kulakta. Küçük, daha küçük kulak istiyorsanız burada bırakın arttırmayı. 3 sıra düz örün. 24 sıra. 24 sık iğne. Ama ben şimdi 1 sıra daha arttırma yapacağım. Benim kafam biraz büyük olduğu için maymuşumun kafası. O yüzden bir sıra daha büyüteceğim. 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum bu sıramda. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma. 3 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi arkadaşlar 3 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan 30 sık iğne öreceğiz. Dediğim gibi siz 2 sık iğne bir arttırmada bıraktıysanız 3 sıra boyunca 24 sık iğne öreceksiniz. Benim gibi 30 sık iğneye ulaştıysanız 3 sıra boyunca 30 sık iğne örelim. Videoyu durduralım arkadaşlar. 3 sıra ördükten sonra birlikte devam edelim. 3 sıra boyunca 30 sık iğne ördük. 24 sık iğne ören arkadaşlarım da. Şimdi arkadaşlar ben en son 3 sık iğne bir arttırma yapmıştım ya. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yapacağım. 2 sık iğne bir arttırma yapan arkadaşlarım da 2 sık iğne bir azaltma yapsın. Yani küçük kulak yapan arkadaşlarım. Ben büyük yapmıştım. Birazcık daha büyük. 3 sık iğne bir azaltma yaparak bu kulağı tamamlıyoruz. Bitiriyoruz. İpimizi koparacağız. İç kulağı yapacağız. 3 sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar 1 2 3 azaltıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. Evet, bu kulak bitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle. Şuradan ilmek kaydırmayla ipimizi biraz uzun keserek kulağı kapatıyoruz. Dikmek için pay bıraktık. Şimdi hızlıca iç kulağı yapalım. Sonra kuyruk göstereceğim arkadaşlar. Kuyruk yapımını. Sonra bu videoyu bitirip 3. videoda kapşon yapmaya çalışalım ve birleştirmeyi yapalım. Şimdi iç kulak için krem rengi ipimi aldım. 6 tane sık iğne örüyorum. Sihirli halkamın içerisine 1 2 3 4 5 6. Bu kulağı küçük de yapsanız, büyük de yapsanız bunu standart aynı şekilde, aynı sayılarda yapabilirsiniz. İkinci sıramda arkadaşlar 6 tane arttırma yapıyorum. 6 arttırma. İkinci sık iğneme yaptım.
Üçüncü sık iğnemi arttırmamı yaptım. Dördüncü sık iğnemi. 5 ve son sık iğneme de arttırmamı yapıyorum. İkinci sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar 12 tane silsi yani ilmek kaydırma bir yaptım. Her sık iğne içerisinde ilmek kaydırma. 2 yaptık. Üçüncüye yaptık. 4 5 12 tane ilmek kaydırma yapacağız. 6 7 8 9 10 11 ve son 12. Bunun da ipini biraz uzun kesiyoruz ki kulağımızın tam orta kısmına dikeceğiz. Çok uzun kesmeye gerek yok. Ziyan etmeyelim iplerimizi. Bu şekilde. İki kulağı da arkadaşlar bir tane daha kendiniz yapın arkadaşlar. Ben videolu gösterdim birinci de. Diğerini videoyu durdurup bir tane daha yapabilirsiniz. Başa alıp birazcık yapabilirsiniz. Bakın iki tane şöyle tam ortasına ipimize iğneyi takalım. Krem rengi olan kısma. Tam şöyle ortasına dikelim arkadaşlar. Diğer videoda zaten birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ben hızlıca kuyruğu da geçmek istiyorum. Kuyruğu da bu videoda göstereyim. Zaten çok küçük bir ayrıntısı var. Sonra kendimiz öreceğiz kuyruğu. Sihirli halkamı aldım. Kuyruk için koyu kahverengini alacağım. Sihirli halka içerisinde arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Halkamı kapattım. Beş tane arttırma. Yani her sık iğne içerisinde arttırma yapıyorum. On tane sık iğne elde edeceğiz. Birinci sık iğnemi yaptık. Yaptım. İkinci sık iğneme de arttırmamı yapıyorum. Üçüncü sık iğneme. Dört. Ve son sık iğneme de arttırmamı yapıyorum. Toplamda şu an 10 adet sık iğnem oldu arkadaşlar. Şimdi 10 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. 3. ve 26. ya da 25. sıra diyelim. 25. sıralar arasında yani 22 sıra boyunca arkadaşlar 10 tane sık iğne yapalım. Yani hep bu şekilde gidelim arkadaşlar. Hiç arttırmasız, eksiltmesiz. İşaretçi koyabilirsiniz. 25. sıraya kadar hatta uzunluğu yeter dediğiniz yere kadar da olabilir. Kuyruk bu şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir esprisi yok. Bu şekilde 10 sık iğne örüyoruz ve kuyruğumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar 25 sıra diyorum ben ama siz nasıl isterseniz daha küçük bir maymun yaptıysanız daha küçük bir kuyruk yapmak isteyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kuyruğumuzu da bu şekilde tarif etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli örgüler diliyorum.